Sevgili dinleyenlerimiz, Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatr, profesör doktor Nevzat Tarhan telefon hattımızda. Sayın Tarhan, merhaba, günaydın efendim. Günaydın, iyi yayınlar efendim. Teşekkür ediyoruz efendim, sağ olun. Adem Dilek Hanım, buyurun. Fransa'daki eylemin İslamofobi üzerine etkisini sizinle değerlendirmek istedik. Tabii bu İslamofobi denildiği zaman yani İslam'a karşı olumsuz duyguların korkudan nefrete kadar oluşması kastediliyor. İslam karşıtlığı bir inancın oluşması anlaşılıyor. Şimdi bu İslamofobi özellikle 11 Eylül 2001 İkiz Kule trajedisinden sonra daha çok gündeme geldi. Neden o olayla ilgili geldi? Bunun olayın böyle İslam adına hareket ettiğini söyleyen bazı terör gruplarının yaptığıyla ilgili kanıtlardan sonra bu ortaya çıktı. Fobi olarak kastedilmesi bir İslam'dan korku oluşması. Yani insanlar İslam'la karşılaştık zaman bir nefret oluşup İslam'dan uzaklaşmaya çalışması gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bu aslında toplumsal algılamalar vardır. Algılarla gerçekler arasında her zaman bir fark vardır. Toplumsal algılamaları değiştirerek gerçekleri çarpıtmak gibi bir durum burada söz konusu. Olayın ne kadar gerçekle ilgili, ne kadar gerçekle ilgili değil, bunun anlaşılmaması durumunda, olayın çeşitli psikolojik savaş teknikleri sonucu algıların yönetilmesi sonucunda olmayan bir tehlikeyi var gibi yahut da bir şiddetindeki tehlikeyi 10 şiddetinde gibi toplumu algılatmak mümkün. Bununla ilgili hatta bunu aile içerisinde de bazı olaylarda da rastlanır. Aile içerisinde mesela çocuğun bir şeye dokunmasını istemiyorsa bir anne diyelim, öcü diye korkutur çocuğu. Korkutur çocuk mesela o işe yaklaşmaz ve böylece anne çocuğunu korur. Bu basit bir annenin yaptığı sıradan bir manipülasyon. Ama bunu doğal kabul eden uluslararası servisler toplumdaki kültürel savaşları ortaya çıkarmak için, medeniyetler savaşlarını ortaya çıkarmak için İslamofobi gibi bütün fobileri, toplumsal fobileri, toplumsal algılamaları değiştiriyorlar. Hatta bunlara otomatik stereotipi deniyor bilimsel politik psikolojideki tanımla. Biraz açabilir misiniz efendim? Otomatik stereotipi yani otomatik davranış tarzında. Mesela zenci bir anne, bir beyaz bir anne çocuğuyla birlikte giderken karşıdan bir zencinin geldiğini gördüğü zaman hemen çocuğun elini tutup kendine çekiyor. Evet. Burada yani zenciye karşı bir fobi oluşmuş. Ve burada bunun sonucunda bir ayrımcılık ortaya çıkıyor. Ve bu şekilde bir algılama olmayan bir tehlikeyi belki o zenci yani zararsız büyük ihtimal normal sıradan bir vatandaş ama ortaya çıkan o algı nedeniyle ona karşı çocukta bir korku gelişiyor. Aynı şekilde şu anda İslam'a karşı da bir korku oluşma eğilimi son 10-15 senede hızla artıyor, yükseliyor. Bu durumda İslam'la terörün bir olduğu tarzındaki bir propaganda da ortaya çıkıyor. Hatta şu şekilde söyleyebiliriz. 11 Eylül 2001 saldırısı olduğunda televizyonlar hemen şöyle bir altyazı geçmişti o tarihte. Birçok Türkiye'deki televizyonlar hatta geçmiş. Şöyle diyor. Avrupa'nın, Fransa'nın 11 Eylül'ü gibi vurgulanıyor. Aslında bu algı operasyonu açısından düşündüğümüz zaman doğru bir vurgulama. Yani burada özgürlükçülük mü kazanacak, güvenlikçilik mi kazanacak? Zaman bunu gösterecek burada. Hatta o 11 Eylül olayı olduğunda Muhammed Ali ziyarete gidiyor yıkıntıları olduğu yönde. Oradan gazetecinin birisi soruyor. Şöyle diyor. Yani bu terör yapanlar, işte 11 Eylül terörü yapanlar Müslüman, siz de Müslümansınız. Ne hissediyorsunuz diyor. Orada var. Muhammed Ali'nin verdiği cevap çok enteresan. Siz diyor İkinci Dünya Savaşı'nı yapan Hitler'di. O kadar milyon insanı öldüren Hitler'di. Hitler Hristiyandı. Siz ne hissediyorsunuz diyor. Ben de aynı şeyi hissediyorum diyor. Terörist teröristtir.
üst dini olmaz, dini milliyeti olmaz diye Sayın Cumhurbaşkanımızın da o terörün dini milliyeti olmaz tarzındaki vurgu çok önemli. Bunun ısrarla işlenmesi gerekiyor. Yani genellikle yani burada terör eylemlerini yapanların hareket noktası başka noktalar. Fakat kendilerine bir masumiyet kazandırmak için din adına yapıyorlar terörü yapar. Aslında bunun arkasında ciddi çıkar çatışmaları var, intikam duyguları var. Yani şimdi o iki isim geçen iki teröristin Suriye'de girip çıktığı ile ilgili bilgiler var ve onlar yetimhanede büyümüşler. İki Fransa'da doğmuşlar ve yetimhanede büyümüşler. Yani Fransa'nın kendi ürünü o çocuklar. Kendi ürünü ve şu anda bu çocukların yani bu terör yapan kişilerin eğer sağ ele geçirilmezse iyice şüphe artacak. Bunun uluslararası bir manipülasyon olduğu ile ilgili şüphe artacak. Ama biz tabii işin psikolojik boyutunu ele alırsak burada yani insanlar kendilerini güvende hissetmedikleri zaman, adil bir ortamda hissetmedikleri zaman bazı radikal tipler vardır. Her zaman teröre meyletmeye yakındır. Yani bir Evet. yerde siz bir kontrollü gerilim oluşturuyorsanız, bir yerde yapay da olsa bir savaş çıkarıyorsanız her zaman radikalleri beslersiniz. Yani şu anda Suriye ve Irak'taki çözümsüzlük ve oradaki belirsizlik bütün dünyanın başına bela olacak. Bu onu gösteriyor. Yani burada bu olay organize, örgütlü bir şey olmasa bile yani bazı insanlarda birikmiş öfkeye neden oluyor. Ve dünyanın huzurunu kaçıracak bir şey, bir durum ortaya çıkıyor. Bunu herkesin, arkadaş bu terör odakları bütün dünyaya kanser hücresi gibi tehlike saçmaya başladı. Suriye, Irak sorunu halledilmeli tarzında Birleşmiş Milletler'in harekete geçmesi. Yani Birleşmiş Milletler'in dünya parlamentosu gibi çalışması lazım burada. Evet, aslında burada galiba sizin de özetlemeye çalıştığınız Evet. biraz da büyük güçlerin oyunu var gibi geliyor. Yani tabii şu andaki yani bu iki tane gencin bu kadar silahlı ve kıyafetlerine baktığımız zaman, elindeki otomatik silahlara baktığımız zaman onun yetimhanede büyümüş iki gencin kendi başlarına böyle bir şey yaptığını düşünmek çok saflık olur. Yani bu büyük ihtimal taşeron kişiler olabilir. Ve belli bir şekilde yani bir otoriteye düşman yetişmiş kişiler genellikle. Bunları, terör örgütleri bunları topluyorlar. Evet. Otorite karşıtı kişilikleri topluyorlar. Yani hatta bize hasta olarak çok gençler geliyor böyle. Ya ben zaten yaşamak istemiyorum, ölmek istiyorum. Hiç olmazsa bir hayır için öleyim diye Suriye'ye gitmek isteyen gençler var. Biz ambulansta bir genci aldık, getirdik yoldan. Yani bu tarz radikal ya da hayattan vazgeçmiş, hiç olmazsa yüce bir ideal uğruna öleyim diye düşünen gençleri her zaman bulunur. Toplar terör örgütleri bunları. Evet. Yani bu kişiler için de hatta Fransa'da Suriye'ye eleman toplayan kişiler olduğu da söyleniyor. Yani bu tarz kişiler hep olacaktır. Önemli olan ortamı yani dünya ortamını gerilimli bir ortam haline getirmemek lazım. Evet. Yani bu olayı kim böyle abartarak tepki veriyorsa yani bunun arkasından hemen dinler çatışmasına, medeniyetler çatışmasını artıracak söylemler varsa o söylemlerin gizli aktör olduğunu düşünmek lazım şu anda. Peki. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Rica ederim, rica ederim. Katıldığınız için sağ olun. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatır Profesör Doktor Nevzat Tarhan telefon hattımızın konuğuydu.